Oyun geliştirerek nasıl para kazanabiliriz? Hadi cevaplayalım. Her zaman olduğu gibi bu kanalda sizi bilgilendirmeye ve geleceğin büyük oyun geliştiricilerinden biri olmanıza yardımcı oluyoruz. Bu yolda bizimle yürümek istiyorsan lütfen abone ol. Ciddiyim. Vereceğim bilgileri hiçbir yerde bulamayacaksın. Öncelikle gelir kaynaklarının türlerinden bahsedelim. Kaynak kod ücreti, gelir paylaşımı. Kaynak kod yaptığınız oyunlarının kodlarını gelen tüm müşterilere ücreti karşılığında satmanız. Bunları alan müşteriler genelde oyun grafiklerini değiştirip kendi oyunları gibi yayınlıyorlar. Gelir paylaşımı. Google Play Store, Steam gibi size oynanma, satın alınma gibi kazançlardan pay veren platformlar. Tabii bu platformlardan ne kadar dahillerinin olduğunu öğrendiğinizde Play Store falan artık unutabilirsiniz. Öncelikle kaynak kodlarını paylaşıp para kazanabileceğiniz sitelere bakalım. Code Canyon, Codesters ve birçok oyun motorunun kendi mağazaları. Unity, Unreal Engine gibi. Ben bu platformlardan sadece Code Canyon'u kullandım. Burası aslında Envato Market ve bu da farklı bir sürü alanda içerik üretip para kazanabileceğiniz anlamına geliyor. Ben sadece Code Canyon'u kullandığım için bu yoldan devam edeceğiz. Burada yayınlamak için 3 tane oyun geliştirdim. Hyper Well, Hit It ve Hypermotion. Bu oyunu aslında bu platform için geliştirmemiştim ama buraya da ekledim. Bu oyunlar için Code Canyon'da kötü bir pazarlama yaptım. Oyunu alan kişiler benden yardım istediklerinde onlara geri dönüş sağlamadım. Ya zaten ucuza aldım be adam ve ben proje dosyasına nasıl kullanılacağına dair bir sürü şey yazdım. Bir zahmet aç da oku ya. Ayrıca satın alım sonrası destek verip vermeyeceğini belirtmen gerekiyor. Orada koskocaman yazıyor destek vermeyeceğim. Neyse tüm bu olanlar yüzünden sadece 48 satış yapabildim. Ve bu ne kadar mı kazandırdı? 292 dolar. Ama Code Canyon kesinti yaptıktan sonra 84,33 dolara düştü. Evet, bu benim çok da başarılı olmayan bir girişimimdi. Peki bu pazarda ortalama birisi ne kadar kazanıyor? Gelin bakalım. Hali hazırda var olan bir oyunun çakması yapılmış. Peki bu telif hakkına girmez mi? Hayır. Oyundaki grafikler ve sesler birebir alınıp kullanılmadığı sürece mekaniklerin benzerini yapmak telif hakkına girmiyor. Oyuna baktığımızda bir yazılımcı ve grafikerin bu oyunu bir haftada yapabileceğini kolaylıkla söyleyebiliriz. Çünkü oyun çok basit. Peki bu oyun ne kadar satmış? Tam 39 satış ve oyun 49 dolar. He, 1911 dolar. Envato Market kesintileri biraz karmaşık olduğu için ondan daha sonra bahsedeceğim. Oyunu siz de gördünüz. Hiçbir şey bilmiyor olsanız bile 3-4 ayda Game Development eğitimi alsanız da yapabilirsiniz. Peki neden yapmadınız? Çünkü bilmiyordunuz değil mi? Hadi devam edelim. Aynı oyun geliştiricisinden başka bir oyun. Candy Match Saga. Candy Crush gibi bir şey. 49 dolardan 70 satış. 3430 dolar. Baloncuk vurma oyunu Bubble Shooter. 29 dolardan 196 satış. 5684 dolar. Evet, güzel kazançlar. Ama belirtmem gerekiyor ki içerik fiyatlarını üreticiler istediği zaman değiştirebiliyor. Yani daha önce farklı fiyata satmış. Şu anda farklı fiyat girmiş olabilirler. Peki Envato bizden neler kesiyor? Gördüğünüz gibi Envato para kazandıkça sizden kestiği para da azalıyor. Artı olarak Amerika'dan satın alan kişiler için ekstra %10 ve yeni başladıysan her satışta 3 dolar Envato kendi cebine atıyor. Kaynak kod satma işinde benim tecrübelerim bunlardı. Gelirler düşük gibi gelebilir ama unutmayın, oyunu sadece bir kişi almıyor. Oyunu sonsuza kadar satabilirsiniz ve bu demek oluyor ki harika bir pasif gelir kaynağı. Geçelim ikinci kategoriye, gelir paylaşımı. Bunun için çok fazla platform var. O yüzden size bilmediğinizi düşündüğüm sitelerden bahsedeceğim. Play Store, Steam gibi platformlar bu videoda olmayacak. Yine de Play Store'u merak ediyorsanız üste çıkan karttan Play Store deneyimimi paylaştığım videoya gidebilirsiniz. Steam için geliştirmekte olduğumuz bir oyun var. 1-2 yıl içerisinde oyunu bitirebilirsek onun da verilerini bu kanalda paylaşırım. Ve bunu kaçırmak istemiyorsan abone olmalısın. Dediğim gibi çok fazla platform var. Ben sadece kendi deneyimlediğim ve arkadaşlarımdan aldığım veriler doğrultusunda ilerleyeceğim. Yandex, Crazy Game, Game Monetize, Game Distribution, Legit Poki. Bu sitede oyunlarınızı ücretsiz bir şekilde yayınlayabilir ve reklam gösterimlerinden pay alabilirsiniz. Gelin Yandex'ten başlayalım. Benim Yandex'te bir oyunum var. İlk haftada oldukça düşük ücret kazandırsa da daha sonraki günlerde 1-1,5 dolar getirmeye başladı. Ardından bir çöküş var. Buna ileride değineceğim. Ve şu ana kadar kazandığım 122 dolarım oldu. Her gün hiçbir şey yapmadan cebinize ortalama 1 dolar geliyor. Peki daha fazla oyun yaparsanız? Hadi daha fazla oyun yapan bir arkadaşımın gelirlerine bakalım. Temmuz ayından başlayan arkadaşım benim gibi ilk haftalarda para kazanamamış. İlerleyen günlerde geliri 4 doların üzerine çıkmış. Peki ya sonra ne oldu?
Ağustos ayı. Tüm bunlar olurken arkadaşım Yandex'e oyun yüklemeye devam ediyor. Ve oyunlar biriktikçe çığ etkisi yaratıp daha fazla para kazandırıyor. Günde 25 dolar. Eylül ayı günlük 35 doları gören bir pik noktası olduğu gibi bir de görebildiğimiz 10 dolar civarına giden bir batış var. Bunun olma nedeni oyunlarınızın popülerliği. Bir dönem insanlar oyunlarınızı oynasa da başka bir dönem başka oyunlar popüler olabilir. Geçelim Ekim ayına. Eylül ayından gelen çöküş devam etse de ay sonu gelen hype sayesinde günde 50 doların üzerini görüyoruz. Kasım ayı güzel bir başlangıç yapıyor ve daha sonra dalgalı bir şekilde devam ediyor. Gerçekten güzel kazançlar. Günde 50 dolar hem de hiçbir şey yapmadan. Belirtmem gerekirse bu arkadaşımın tüm platformlarda ortalama 25 oyunu bulunuyor. Yani oyunlarını arttırdıkça kazancı da artacak. Şimdi gelelim benim neden sıfıra çakıldığıma. Öncelikle bu tarz platformlarda hiçbir şey söz hakkınız yok. Yakın zamanda Yandex'te yapılan bir değişiklik sonucu birçok kullanıcının para kazanması kapatıldı. Tekrar açılması için hala uğraşıyorum. Yani herhangi bir terslikte içeride kalan paranız yanabilir. Game Monetize. Burada benim herhangi bir deneyimim yok. O yüzden sadece arkadaşımın verilerine bakacağım. İşte 6 aylık kazancı. Ortalama günlük 13 dolar falan diyebiliriz. Crazy Games. Burada günlük bir çizelgemiz yok ama toplam arkadaşımız 700 euro kazanmış. Tahminen 6 ayda falan. Legit. Bu konuda en az kazandıran platform Legit olabilir. Ama diğer sitelere göre oyun yüklemek ve para çekmek burada daha kolay. Çünkü Legit kendi reklam ağlarını sizin AdSense hesabına bağlıyor ve para Google hesabınız yatıyor. Onun da istatistikleri böyle. Bu arada yaptığınız oyunları aynı anda tüm platformlarda paylaşabiliyorsunuz. O yüzden tek yapmanız gereken oyunu web tabanlı olarak geliştirmeniz ve tüm platformlara göndermeniz. Ardından gelsin dolarlar, eurolar. Tabi paranızı çekmeden önce bilmeniz gereken bazı detaylar var. Faturalandırma. Play Store kazanç videomda bu konudan bahsediyorum. Ona bakabilirsiniz. Ama en iyisi size en uygun sistemi bulmak için bir mali müşavire danışmanız. Belki bu video birçok indie geliştirici için gelir kaynağı oluşturmasını sağlayacak ve bu sayede kendi oyunlarını geliştirebilecekler. Bu bilgileri paylaşmayı tüm paraları hatır hatır yiyebilirdim. Benim istediğim bu sektörün gelişmesi ve iyi işlerin çıkması. Teşekkür etmek isterseniz abonelik falan bir like yeter. Bye bye.